Tek konuşalım. Adını soyadını alayım öğretmenim. Mine Ayık. Mine Elçin Ayık. Mine Elçin Ayık. Kaç dönem mezunusun? 1974 mezunuyum. Evet. Memleketin neresi? Memleket Sivas Merkez. Sivas. Şu anda neredesin? Balıkesir'de ikamet ediyorum. İkamet ediyorsun. Kaç çocuğun var? İki. Bir oğlan, bir kız. İkisi de evli. İkisinden de birer tane kız torunum var. Evet. Özel uğraşıların olduğunu biliyorum. Neyle uğraşıyorsun? Özel uğraşılarım 15 senedir geleneksel sanatlarla uğraşıyorum. Halk, kesim, ebru, minyatür, çini. Ebru, minyatür, çini. Ebru, tesip ve minyatür çini dersleri veriyorum. Şimdi kendi atölyemi açtım. Orada özel çalışıyorum. Çok güzel. Şu anda neredesin arkadaşlarla? Şu anda arkadaşlarla Sark sınır kapısındayız. Allah kısmet ederse biraz sonra Türkiye'ye giriş yapacağız. Türkiye'ye giriş yapacağız. Evet. Teşekkür ederim öğretmenim. Dik babaanne. Evet buyurun. Cizöz'ünde çalışıyorum. Nereye bağlı? Yıldız eline bağlı. İstasyonumuz çok yukarıda. Köyümüz aşağıda, tren etrafından dolanıyor. Evet. Orada indik, rüzgarlı bir gün. Ben de çok zayıfım, 38 kiloyum. Rüzgar uçuruyor. Bir hoca dedemiz vardı. Hoca dede aşağıya inerken aldı benim eşyaları. Buraya dedi, şöyle dedi, güçlü kuvvetli öğretmen vermeleri lazımdı. Seni neye vermişler dedi. İndi aşağıya, eşyalarımı bıraktı. Babaannem de yanımda. İlk mi gidiyorsun? İlk köy. Başka köy zaten yok. Oradan neyse aşağıya indik. Oturduk. İki gün sonra babaanne bize haber geldi. Bir sepet meyve, bir bakraç yoğurt. Oturmaya geleceğiz diye bize bir haber geldi. Köyden. Neyse köyün ebesi, babası ve bu hacı dede bize misafirliğe geldiler. Biz köyün ebesiyle Saray'la sohbete daldık. Bir ara babaannem bir coştu. Ne oluyor diye şöyle bir döndüm. Hacı dedi. Ben dedi davarı sattım, it besleyecek yerim yok dedi. Ne demek ya? Babaanneme dünür olmuş. Ha senin babaannene dünür olmuş. Babaannem güçlü kuvvetli bastığı yerden. O cümleyi bir daha söyle. Ben davarı sattım, it besleyecek yerim yok dedi. Ve bu laf benim o günden beri hep aklımda kalmıştır. Ondan sonra bir gün yine Sivas'a gidiyorum. Hacı dedi istasyonda. Bizim de bilet paralarımızı versene dedi. Ben dedim ki ben sizin köye hizmete geliyorum. Sen bir kişininkini vereceksin. Sen ver dedi. Babaannesi deli ya dedi. Hoca da ondan deli dedi. Baba niye deli? Ay güzel bir anıydı. Evet teşekkür ederim.